Herkese selamlar. Yeni bir Apple ürünüyle karşınızdayım. Amerika'dan gelen ürünler arasında. Gördüğünüz Apple Pencil birinci nesil tablet kalemi. Şöyle ki arkadaşlar, yine hatırlatayım. Arkadaşım Amerika'dan geldi. Gelirken de bana getirmesini söylediğim, istediğim ürünler arasında birincisi iPhone'umda Pro Max, ikincisi de kalem vardı benim için. Çünkü çizim yapmak istiyorum. Bir tane iPad'im var. Çizim yapmak istiyorum. O yüzden de Apple Pencil istedim. Birinci nesil iPad'im, 2020 model 8. nesil iPad. 8. nesil iPad'e de birinci nesil kalem oluyormuş. O yüzden birinci nesil kalem istemiştim ondan. O da sağ olsun benim için getirdi. Şimdi bunu açacağız sizinle beraber. Hazırsanız başlayalım. Kutusunu arkadaşlar, burada bir bandı var. Bu bandı çekiyorum. Ve açılıyor içinden. Nasıl kullanacağına dair bir talimat çıktı. İçindekiler kısmı. Daha sonrasında şöyle aparatlar çıktı. Bir tane yedek uç, bir tane de şarj etmek için şarj aletiyle kalem arasındaki bağlantıyı sağlamak için olan bir şeyden çıktı. Burada bandı var. Bandını söküp kullanacağız. Ve kalemimiz burada. Kalemimizi yerinden çıkartıyorum. Şöyle eline alıyorum. Kalem çok rahat, biraz ağır. Ağırlık merkezi şu tarafta daha çok. Şu arka tarafta elime aldığım zaman ön tarafı daha boş. Kavrama açısından iyi bir kalınlığa sahip. Şöyle arkasına bakalım. Burasında şöyle görüyor musunuz? Pencil yazıyor. Apple amblemi var. Şöyle göstereyim size. Burada da gördüğünüz şarj için kısmı var. Burası mıknatısla direkt yapışıyor. Ucu direkt bağlı. Ama bir tane daha burada uç koymuşlardı. Şurada. Yedek uç. Bu bakımdan gayet güzel. Yedek ucu burada dediğimiz gibi. Bir de burada bağlantı için bir ara bir aparat var. Herhalde şöyle yapıyorum diye düşünüyorum. Bunu direkt şöyle taktığımız zaman buraya şarj aletinin ucunu takabiliriz. Şimdi çıkartıyorum bunu. Ben şöyle yerine koyayım. Şimdi bunu nasıl bağlayacağım arkadaşlar? Kalemimin arkasını açıyorum. Bu ucu direkt buradaki yere takıyorum ve nerede aksesuar unlock iPad yüzde aksesuarı diye direkt uyarı verdi. Unlock yaptık. Ne bağlandı? Şarjı var mı diye bakalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, şarj durumunu, kalemin şarj durumunu burada gösteriyor. Ve bağlantıyı sağladığımıza göre şimdi kullanmaya başlayabiliriz. Bir tane ben Mandala Maker indirmiştim. Direkt mandala yapmak istiyorum. Şöyle kısım şunu. Mandalayla başlamak istiyorum. Arkasını da kapatayım.